Lipödem adından da anlaşılacağı üzere yağ dokusunda aşırı ödem birikmesiyle karakterize bir durumdur. Etiyolojik sebebi tam olarak bilinemektedir ancak genetik olarak anneler üzerinden ya da teyze, büyük annenizde var ise büyük oranda sizde de olabilmektedir. Özellikle uyluk bölgesinde, bacak bölgesinde ve kollarda aşırı yağ dokusu birikimi mevcuttur. En çok obeziste veya lenfödem ile karıştırılabilmektedir. Ancak obezitenin aksine lipödemli hastalarda kilo kalbi ile kol ve bacaklarda şekil olarak çok fazla incelme olmamaktadır. Lipödemin ileri aşamasında özellikle doku içi basıncı ve doku içi ödemi arttığı için bacaklarda ağrı ve uyuşukluk hissi olabilmektedir. Genelde bu tip hastalar fizik tedavi, nöroloji, ortopedi kliniklerinde çeşitli tanılar almakta ise de kesin bir tedavi olamamaktadır. Lipödem tedavisi cerrahi olan ve olmayan olarak ikiye ayrılabilir. Cerrahi olmayan lipödem tedavisinde genellikle bası kıyafetleri, korse, varis çorabı, lenf drenaj cihazları ya da manuel masaj ile ödemi azaltıcı teknikler ile hastanın rahatlatılması hedeflenmektedir. Ancak cerrahi olmayan lipödem tedavisi kalıcı bir tedavi oluşturmamaktadır. Lipödemin kalıcı tedavisi cerrahidir. Temel olarak yağ dokusunun alt ekstremiteden yani uyluk ve bacaklardan, kollardan uzaklaştırılması ile lipödem tedavisi yapılmaktadır. Hastanın evresine göre cerrahi sayısı 1, 2 ya da 3 olabilmektedir. Lipödem 4 evre olarak tanımlanmaktadır. Genelde evre 1'de tanı almak güçtür. Evre 1'de sadece hafif bir yağlanma artışı, bazı olgularda aşırı hareket ya da aşırı ayakta durmayla ağrı ve ödemde artış olabilir. Evre 4 en ileri evredir ve bu dönemde tedavi genellikle zordur. Tek başına liposuction ameliyatları yetmemektedir. Büyük oranda bu hastalara 2, 3 bazen 4 seansta işlem yapılabilmektedir. Lipödem cerrahisinde amaç lipödem olan bölgedeki uyluk, alt bacak ya da koldaki yağ dokusunu azaltarak buradaki doku içi basıncını azaltmak ve semptomlar dediğimiz bacaklarda ağrı, uyuşukluk, kolay morarma gibi semptomların önüne geçmektir. Liposuction ile beraber sadece yağ dokusu değil, lipödemin sebebi olan bağ dokusunu da uzaklaştırdığımız için doku içi basıncı azalmaktadır. Doku içi basıncı temel şikayet olan ağrı ve damarlardaki fragilite yani kırılganlığı artırdığı için lipödemli dokuda yağ dokusunu ve oradaki bağ dokusunu uzaklaştırdığımız zaman doku içi basıncı azalıyor ve buna bağlı olarak da semptomlar gerilemektedir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de lipödem tekrarlar mı? Tabii ki ilk ameliyatı olmadan önceki halinize dönmezsiniz. Ancak aşırı kilo alımı ya da hamilelik tekrarı durumunda ufak bir artış olabilmektedir ancak hastalar genel olarak belirgin bir semptomatik değişiklik göstermezler.